Arkadaşlar Fransızca'daki si kelimesini, hatta parantez içerisinde kelimelerini bugünkü videomuzda size göstermek istiyorum. Fransızca öğreniyorsanız birçok cümlenin, kelimenin içerisinde si sesini duymuşsunuzdur. Bu si sesi ne anlama geliyor? Nerelerde kullanılıyor? Duyduğunuzda ne anlamalısınız? Bunları anlatacağım bugünkü videomuzda size. Hatta videonun sonuna kadar izlerseniz videonun sonunda tam olarak anlayıp anlamadığınızı test edebilmeniz için ufacık bir test de hazırladım sizlere. Hatta testin sonunda bir hediye bulunmakta. Hadi bakalım, bu S sesi nerelerde kullanılıyor? Bunları size şimdi göstermek istiyorum. Anlatıma geçmeden önce Instagram sayfamızdan bahsedeyim sizlere. Instagram sayfamızı hala takip etmiyorsanız hemen videoyu durdurup Instagram sayfasına gidip takip etmeye başlayın. Çünkü orada her hafta canlı yayınlar, Fransızca kelimeler paylaşıyoruz. Yani Fransızca öğrenmek istiyorsanız sosyal medyayı sadece gezmek, eğlenmek yerine kullanmak yerine ayrıca bir şeyleri öğrenmek, Fransızcanızı geliştirmek için de kullanabileceksiniz. Sizlere açtığımız bu Instagram sayfası sayesinde, açıklamalar bölümünde de Instagram sayfamızın bağlantılarını görebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, bugünkü konumuz Fransızca S sesi olacak ve bu gördüğünüz bütün kelimelerin okunuşu S arkadaşlar. Tek farkı tabii ki de kullanıldığı yerler ve cümleye kattıkları anlamlar olacaklar. Şimdi size onları göstereceğim. S, 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 hepsi S diye okunuyor. Öncelikle sizlere bunun anlamlarını vesaire gösterelim. Sonrasında burada gördüğünüz gibi ufacık bir alıştırmalar bölümü var. Oraya da gidip sizlere verdiğim cümleler içerisinde hangisini yerleştirmeniz gerektiğini beraber bir kontrol edelim. İlk S'miz en çok kullanılan S olacak. Bunun anlamı bu anlamına gelir. Eğer ki İngilizce biliyorsanız İngilizce'deki it is ve this is kavramının karşılığıdır. Yani bir şeyleri tanıtırken bundan bahsedebiliriz. Mesela bu bir kitaptır, bu bir kalemdir vesaire derken hep S'den bahsederiz arkadaşlar. Fransızca'da en ama en çok duyacağınız kalıp, göreceğiniz kalıp budur. S kalıbı. Devam edelim. İkinci S ise C-E-S diye yazılıyor. Bunun anlamı bir adjektif demonstratiftir. Neymiş adjektif demonstratif? Çoğul kelimelerden bahsederken başına bu geleceğinde kullanılır. Adjektif demonstratif bu demektir arkadaşlar. İşte bu kalem benim, bu araba, işte bu ev yeşil renklidir, bu ev küçük, bu ev büyük vesaire diye bu kullanılan cümlelerde adjektif demonstratif kullanılır. Örnek vermişiz burada. Bu arabalar kırmızıdır. Dikkat edin, adjektif demonstratif sadece bir tane yok. Sadece ces yani se yok. Maskülen, feminen, çoğullar, bunlar da tamamen farklı adjektif demonstratifler kullanıyor. Bu S'yi eğer ki bahsedilen kelime çoğul bir kelime ise onun başında kullanıyoruz. Aynen burada olduğu gibi, bakın, bu arabalar kırmızıdır derken ces voitures sont rouges demişiz. Eğer ki bu araba kırmızıdır deseydik burada S değil cette olacaktı. Cette voiture est rouge olacaktı. Devam edelim. Buradaki S'nin anlamı da bu. Buradaki ise ses, yani Türkçemizde bildiğimiz ses, bir adjektif posesiftir. Adjektif posesif ise sahip olmaktır. Mesela benim kalemim, senin eşyaların, onun çantası, sizin okulunuz gibi kelimelerden bahsederken s'yi kullanırız. S onunkiler anlamına gelir. Yani üçüncü tekil şahıstan bahsederken ve bahsedilen kelime veya kişiler, nesneler eğer ki çoğullarsa S'yi kullanırız. Mesela onun kalemi derken son stilo deriz. Onun kalemi. Onun kalemleri derken S stilo deriz. Buradaki S'yi kullanırız. Devam.
Bir de S var aynı şekilde. S-E-S-T. Şunun sadece başına C değil de S getirilmiş hali. Ama ikisi tamamen birbirinden farklı şeyler. Bu nerede kullanılır? Verb prominoların, verb pronomino Fransızca öğrenenlerin hiç sevmediği fiil tipleridir arkadaşlar. Şimdi anlatmaya kalkarsam bayağı uzun sürecektir. Verb prominoların être veya avoir yardımcı fiiliyle çekinlenen zamanlarında, yani hangi zamanlar oluyor A2 seviyesinde öğrendikleriniz? Passé composé, plus que parfait ve futur antérieur zamanlarında üçüncü tekil şahıs ile çekimlerinde kullanılır. Örnek vermişiz burada. Il s'est promené au parc pendant 2 heures. Yani o parkta 2 saat boyunca gezdi anlamına geliyor. Buradaki fiilimiz se promener fiili, yani gezmek. Elle s'est habillée en jupe. Burada ise s'habiller fiili var, giyinmek. Elle s'est habillée en jupe. O etek giydi anlamına gelecektir. Burada fark ettiyseniz S ve S kullanılmış. Devam. Son S'ler ise ikisi de aynı S, S. Anlamları S'nin, yani S-A-I-S, savoir fiilinin je ve tu ile çekimlenmiş hali. Fransızca fiil çekimden bahsediyoruz. Savoir fiili bilmek anlamına geliyor. Ben biliyorum ve sen biliyorsun derken S bu şekilde yazılır. Ama S-A-I-T şeklinde yazılış şekli ise il, el, on zamirleri ile çekimlenmiş halidir. Yani o biliyor veya biz biliyoruz derken on zamiri kullanıldığında biz yine S'yi kullanıyoruz. S'nin okunuşları bu kadar. Şimdi anlayıp anlamadığınızı bir test etmek için sizlere ufacık bir alıştırma yaptım. Alıştırmanın en sonuna geldiğinizde çok büyük ihtimalle video izleyenlerin %90'ı kadar tahmin ediyorum yanılacaklardır. Hangi S gelmeli? Ben buraya S'yi sadece okunuşundan dolayı yazdım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi gelecek ama hangisi gelecek? Şimdi onu bulalım. İlk cümlemiz tabii ki de bunun okunuşu je ne sais pas de quoi vous parlez olacak. Çünkü bunların okunuşunun tümü S. Ama hangi S buraya gelecek? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hangi S'ye gelmesi lazım? Tahmin ettiyseniz şu anda gösteriyorum size. Buradaki S gelecek. Yani je ne sais pas de quoi vous parlez, neyden bahsettiğinizi bilmiyorum anlamı katıyor cümleye. İkinci cümlemiz c'est un animal dangereux. Buradaki S hangisi olacak? Bu arada videoyu burada durdurup cevabı bulup videoyu devam ettirebilirsiniz. Böylelikle doğru mu yanlış mı bunu bana söyleyebilirsiniz. Hangisi doğru? Bu doğru olacak. C'est un animal dangereux. Bu bir tehlikeli hayvandır. Bu tehlikeli bir hayvandır anlamına gelecektir. Devam. On s'est amusé au parc avec les copains. Buradaki s hangi s olacak? On s'est amusé au parc avec les copains. Burada passé composé'den bahsediyoruz. Geçmiş zamandan bahsediyoruz. O yüzden tabii ki de kullanılması gereken s bu olacak. On s'est amusé au parc avec les copains. Arkadaşlarla parkta eğlendik anlamına geliyor. Sarah, c'est où est Thomas? Sarah, c'est où est Thomas? Buradaki s hangisi olacak? Bunun anlamı Sarah Thomas'ın nerede olduğunu biliyor. Yani buradaki s olacak. Sarah, c'est où est Thomas? Şimdi bu gösterdiğim cümleye dikkat edin. Elle a vu ses jouets dediğimizde hangi S buraya uygun olacak? Elle a vu ses jouets. İyice bir düşünün hangi S uygun. Kararınızı verin. Hatta videoyu burada durdurun. Kararınızı verdikten sonra videoyu devam ettirin bakalım. Hangi S doğru? Dikkat. 3, 2, 1. Ve cevaplar burada. Cevaplar arkadaşlar. İki tane doğru cevap var burada. İkisini de koyabilirsiniz. Elle a vu ses jouets.
o oyuncaklarını gördü, kendi oyuncaklarını. Elle a vu ses jouets, o oyuncakları gördü, bu oyuncakları gördü. Bu oyuncakları, buradaki cümle, buradaki cümle ise oyuncaklarını anlamı katacaktır cümleye. Burada işte iki tane doğru cevap vardı. Normalde ikisini de söylemiş olmanız lazım. Çünkü her ne kadar biri doğru olsa da aslında iki tane doğru var burada. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Se nerelerde kullanılır, anlamları nelerdir ve hangi se'yi seçmeniz gerekiyor. Bu arada verdiğiniz cevapları gerçekten çok merak ediyorum. Kaç tane doğru yaptığınızı aşağıda yorumlar bölümünde yazarsanız ben de aslında bu konuyu sizlere gerçekten anlatıp anlatamadığımı bir test etmiş olabileceğim. Eğer ki sonraki video için fikirleriniz varsa yorumlar bölümünde bana yazın. Sonraki video için belki de sizin istediğiniz videoyu çekip YouTube'a koyabiliriz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Se çok fazla kullanılır Fransızca'da ama bunu duyduğunuzda hiç olmazsa hangi anlamlara gelebileceğini potansiyel olarak öğrenmiş oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Artık online eğitim platformumuzda, Instagram hesabımızda veya bir sonraki yapacağımız YouTube videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.